Evet, Motomadan herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi videomuzun konusu böyle motor aşı görülmedi. Neden? Neden diyeceksiniz? Şimdi bakın, arkadaşımız sabah motoru çekiciyle getirdi. Abi direksiyon kilitli. Biz dedik herhalde kaza maza yaptı, bir şey oldu. Önümüzden. Şimdi direksiyon kilitli tabi. Şimdi neden biliyor musunuz arkadaşlar? Arkadaşımız tekerle video yapıyor. Tamam mı? YouTube'a mı koydun videoyu? Instagram'a koydum videoyu. Annesi bunu görüyor. Korkuyor tabii. Bu ne böyle diyor. Bir şey olacak filan diyor. Anahtarı alıyor arkadaşlar. Tamam mı? Direksiyonu kilitliyorlar. Anahtarı alıyor. Ve ısrarla vermiyor değil mi sana? Anahtarı hiçbir koşulda vermiyor. Sende de tabii öyle motor aşkı var. Sen de annenden habersiz çekiciyle buraya getiriyorsun. Motor benim için ben ya. Aynen. Abi de değiştir diyor anahtarı. Ben de motora bineceğim. Aslında şimdi bizim yaptığımız da doğru değil Vedat. Şimdi annesine ayıp oluyor. Ben de dedim değil mi? Yengem şimdi benim. Valla şimdi aynen dediğin gibi. Neyi değiştirecek? Ruhsat sahibi benim. Tam ruhsat sahibi sensin de. Fark etmez. Ne anladı? Yani böyle motor aşkı yok ya. Çekiciye kaç para verdin? 300 lira çekiciye para verdi. Şimdi kontak montak bunları şey yapacak. Açtıracak. Sonra annen ne diyecek böyle? Annem bir şey demeyecek mi ya? Cem motoru başka yere koyacağım. Başka yere bağlayacağım. Abi alem bu gençler ya. Vallahi alem yani. Bunu da gördük abi. Bunu da gördük. Çekiciyle motor getirtiyorsun. Annenden anlatalım diye. Kontak setini değiştireceğim değil mi sen şimdi bunu? Ama bunun da şimdi yan sanayi kontak takarsan direksiyon sakata biner ha. Kitlenebiliyor çünkü bazen. Göbeği değiştireceğim ya. Göbeğini değiştireceğim. Aynı şekilde anahtar taktıracağım. Çünkü bunu orijinal taktırman lazım. Neyse. Seni de göstermiyorum bak. İfşa olma. Evet arkadaşlar. Olay bu. Görüşmek üzere. Saygılar.